Hoş geldiniz dostlar selamun aleyküm öncelikle Suriye'deki son durumla başlayalım daha sonrasında dünyanın geri kalanından önemli gelişmelere bakarız. Suriye'de Kuzey Tel bölgesinde ülkemizin desteklediği Suriye Ulusal Ordusu diğer ismiyle Suriye Milli Ordusu'nun PKK'ya ve Esad rejimine ait topçu mevzilerine saldırı düzenlediği belirtiliyor. Güzel gelişme şu şekilde servis edilmiş. Hasake'nin kuzeyinde Tel Tamir kırsalındaki El Derbesiya Tel Şenen ve Tel Cema köyüne Türkiye destekli ulusal ordu gruplarının ağır topçu ateşi açtığı belirtiliyor. Bu şekilde haber servis edilmiş. Yine bir Türk insansız hava aracının Rakka'nın kuzey kırsalında aynı insanın doğusundaki Huşan köyü yakınlarında da teröristler ait aracı hedef aldığı da bir kez daha hatırlatılmış. Yine elektrik kesintilerine neden olduğunu belirten ikinci haberi görmektesiniz. Tel Tamir'e gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı elektrik şebekesindeki kablolarda maddi hasar olduğu belirtiliyor. Bu şekilde haber servis edilmiş. Teröristlere bağlı işçiler de bölgede çalışmaya başladı. Birkaç saat önce Hasake'nin kuzeyindeki Tel Tamir kırsalında El Elderdereya, Tel Şenan ve Tel Cema köylerinde Türkiye destekli ulusal ordusunun ağır topçu ateşine bu haberde de değinilmiş. Yine dostlar 24 saat içinde rejim destekçileri Hasake kırsalında 3 ABD devriyesini engellemiş durumda. Bu haberde bu şekilde servis ediliyor. Rejim destekçileri bu sabah Hasake kırsalındaki Farfara köyünde ABD araçlarını bloke ederek rotayı değiştirmeye zorladı. 24 saatten kısa bir süre içerisinde türünün 3. örneği şeklinde paylaşılırken ABD askerlerinin ise hedefini değiştirdiği ve bir başka bölgede turuna devam ettiği belirtiliyor. Yine dostlar, diğer haberlerinde Suriye'de 10 bin İranlı teröristin öldürüldüğü belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi savaşın başlangıcından bu yana İranlı teröristlerin sayısını paylaşıyor. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler raporlarına da değinilmiş. Keşke daha çok olsaydı bilindiği gibi İran orada terör faaliyetleri yürütüyor. Yine dostlar, 2022'de ikinci kez şekline paylaşılıyor. İran destekli Afganistan'dan bölgeye getirilen Hazara Şiileri Fatiminyum isimli terör grubuna katılıyor bilindiği gibi. Burada Deirizor'da, Rakka'da ve birçok bölgede karakollara silah ve mühimmat taşındığı belirtilmiş. Haber şu şekilde. Fırat'ın batısındaki ki bilindiği gibi ordumuz Fırat'ın batısına geçmeyin dese de bunu dinleyen yok. Biz de müdahale etmiyoruz. Fırat'ın batısındaki İran yanlısı teröristlerin Suriye'de kolonisi olarak bilinen bölgeden Afgan, Liva, Fetiminyum, Tugaylarının birkaç saat içinde Rakka vilayetindeki mevzilere silah ve mühimmat taşıdığı belirtiliyor. Kaynaklara göre milis üyeleri kısa ve orta menzilli füzeler, hafif ve ağır silahlar ve mühimmatlar dahil olmak üzere İran destekli milisler için buraya takviye yapıyor. Aynı milisler tarafından ilk kez Ocak ayında da sözde sebze ve meyve kamyonlarıyla Rakka'ya silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldığından beri bunun ikinci kez olduğu belirtiliyor. 28 Ocak'ta da güvenilir kaynaklar Lübnan Hizbullah'ının İran yanlısı milislerle beraber Fırat'ın batısında Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında da konuşlandığını belirtirken Hizbullah mevzilerine silah ve mühimmat taşıdığı notu düşülüyor. Kaynaklara göre iki kamyon Deirizor'un doğusundaki El Mayadan kırsalında Atar El Şebi yakınlarında İran destekli milislerin depolarından silah ve mühimmat taşırken kısa ve orta menzilli füzeler, hafif silahlar dahil olmak üzere çok sayıda mühimmat yüklendi. Kamyonlar Deirizor, Şam Karayolunu Suriye-Lübnan sınır istikametinde takip ederken Çorak Dağlar'da bu mevzilere silahları getirdi. Özellikle Afganistan'da bulunan Hazara Türkleri Şii olduklarından dolayı İran tarafından kolaylıkla kandırılıyor. Buraya gelen teröristin ailelerine İran vatandaşlığı veriliyor ve Afganistan'dan İran'a yerleştiriliyor. Bu haberi de böylelikle hatırlatmış olalım. Bu arada dostlar Suriye'deki son durum haritasını görmektesiniz. Yeşillerin muhalifler olduğunu hatırlatalım. Kırmızı renkli kısımlar Esed. Benzer şekilde dostlar bu kısma baktığımızda da bu kısımda da terör örgütü YPG'nin olduğunu söyleyelim. Özellikle burada dikkat çeken bir detay aktaralım. DEAŞ'ın hala çölde varlık gösterdiği detayına bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Yine dostlar ordumuz tarafından kurtarılan bölgeleri de görmektesiniz. Baktığımızda en son 10 saat önceki haber paylaşılmış. Şey Muhammed Bin Zayet Esad'la görüşmüştü. Bu haber hatırlatılmış. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Türkiye destekli Suriye muhaliflerinin Haseke'nin kuzeyinde Tel Tamır kasabası çevresini hedef aldı ve topçu ve füze atışları sonucunda terör örgütü SDG'den ki bilindiği sözde Suriye Demokratik Gücü altında yeni bir kılıf uydurdular. Yani PKK'dan bahsediyor. Ölülerinin olduğu belirtilmiş ki bu gelişmenin tam olarak nerede olduğunu da bu şekilde gösterelim. Yine dostlar bu bölgeye baktığımızda Suriye'nin Aynisa bölgesindeki El Hoşan köyüne ve M4 karayoluna ordumuz tarafından operasyon düzenlendi. Burada bir yalana başvurulmuş dikkat ederseniz köylülerin malına zarar verdi şeklinde. Sivil hassasiyeti en yüksek ordu biziz fakat bu şekilde saçma sapan yalanlara başvurulmuş. Yine bu bölgeyi görmektesiniz Türk güçleri ve muhalif gruplarda burada teröristleri hedef almaya devam ediyor. Tam şu tampon bölgede kırmızı çizgiyle çizilmiş Esad'la muhaliflerin tampon bölgesinde de şu şekil. Bu arada şurada da hala terör operasyon yapılmadığını söyleyelim. Terör örgütü burada sıkışsa da bir türlü operasyon yapmadık. Baktığımızda dostlar Esad yanlısı güçler Halep'in batı kırsalındaki Kafırtal kasabasının eteklerini ağır toplarla hedef alıyor. Yine bu bölgede de bölgede konuşlanan Esad yanlısı güçlerin topçu ve füze atışları İdlib'in kuzey kırsalındaki Maret el Nasan ekseninde muhaliflere hedef alırken yine bu bölgedeki bu bölgenin zaten görüleceği üzere İdlib bölgesi olduğunu söyleyelim. Burası İdlib şehir merkezi. İdlib şehir merkezinin güneyinde bulunan Arya'nın hemen civarında bir bölgede Rus savaş uçakları Bazabur köyü üzerinde füze fırlatmış durumda. Bu şekilde haberde servis ediliyor. Yine burada Rusya'nın üssü bulunuyor. Hümeyni'nin üssü bulunuyor. Laske'de bulunuyor tam olarak şu civarlarda. Muhtemelen burası. Evet burası Hümeyni'nin hava üssü. ABD Merkez Komutanlığı Şefi Frank McKenzie, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki savaşın 3 hafta önce başlamasından bu yana Batı Suriye'deki Rus bombardıman faaliyetlerine artış görüldüğüne dikkat çeken açıklamasına Yer verilmiş ki zaten bu da bunu kanıtlıyor. Yine burada bir duyuru yapılmış. Duyuruya bakalım. Suriye Hamada dostlar. Hristiyan NDF komutanı Rusya istediği takdirde Ukrayna'da savaşmaya hazır olduklarını duyurmuştu. Bu da aktarılmış. Burada ölülerin olduğu belirtiliyor. Suriye'de terör örgütü Deaş'ın Palmira çölünde aracını hedef alması sonucunda sözde bir asker öldü ki Esad rejiminden askerden bahsediyoruz. Yine dostlar 2 gün önce T2 istasyonun güneyindeki mevzilerde de kısaca bu bölgelerin hepsinde DEA varlığıyla ilgili haberler servis edilmiş. Yine terör örgütünün olduğu noktaları görmektesiniz. Özellikle burada petrol sahalarının varlığı da Fırat üzerinde önemli olduğu için gösterilmiş. Fırat'ın batısına geçmeyin demiştik fakat dinleyen yok. Fırat'ın batısına geçildiğini de görmekteyiz. Tam olarak şurası görüldüğü gibi Fırat'ın Batı kısmında teröristlerin varlığı dikkat çekiyor. Özellikle şu noktadan İran'ın geçiş güzergahı var. Geçiş güzergahı. Bu noktada el mayadanı da sık sık kullandıklarını da demin belirtmiştik. Evet dostlar, Suriye'deki son durum haritası bu şekilde. Muhaliflerin görüldüğü gibi pek fazla bir yeri olmadığını söyleyelim. En azından hiç yoksa Suriye sınırının tamamen alınması gerekirdi fakat Amerika'nın ve Rusya'nın tehditlerinden sonra ordumuz buraya operasyon düzenlemedi. Bu arada Kobane değil aynen Arap bunu da hatırlatalım. Hoşçakalın.